Herkese merhaba. İstanbul Happy girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting programının bugün Şehir Happy Meeting programında DNP Nur Ayanoğlu ile birlikte Levent Kaya Ocak Açan ile Türkiye'de İstanbul'da eğlence hayatı üzerine konuşacağız. Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Biz deyiz teşekkürler. İstanbul Eğleniyorum ikinci cildinin yazarı sizsiniz. Birinci Hı. cilde Özlem Hanım e, yazdı. Onu analım buradan. Bir bahseder misiniz durumu nasıl şu anda? Bir kaza geçirmişti. Ya evet yani biliyorsunuz İsviçre'de talihsiz bir kaza geçirdi. Sonra Türkiye'ye geldi. E, yani şu an durumu stabil en son konuştuğuma göre. E, umarım düzelecek diyeyim yani. Öyle umuyoruz hepimiz. Onu ağırlamayı çok isterdik. Hı -hı. Programı onunla açmayı. E, 50'ler Türkiye'sine kadar Hı -hı. eğlence hayatı, 50'ler İstanbul'una kadar e, eğlence hayatını getiriyor. Siz de 50'lerden devam ettirip günümüze kadar getiriyorsunuz. Bugün sizle bunları konuşacağız. Ben bir genel görünüm sunacağım ama şöyle vereyim. 50'li yıllarda Türkiye yüzünü Amerika'ya çeviriyor. 60'lı yıllarda Amerika karşıtlığı yükseliyor. 70'li yıllar içine kapanma yılları. 80'ler, 90'lar klasik neoliberal politikalarla birlikte magazin kültürünün de geldiği hala 90'lar 90'lar dediğimiz e, o eğlence hayatının yükseldiği dönem. 2000'lerde ise bir açılma var. 2013'e kadar ta ki ve sonrasında bugüne kadar bir 10 yıllık süreci konuşacağız. Bu genel görünüm sizin için nasıl? Anlatır mısınız? Yani aslında 3 aşağı 5 şükür benim de dönemlemem böyle oldu. Yani aslında böyle kategorik ayrımları çok seven birisi değilim ama e, hmm. hem 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'ne karşı bu soğuk savaş döneminin açılması, Amerika'nın birazcık kültür politikalarını da diğer ülkelere pazarlamaya başlaması, özellikle Yunanistan ve Türkiye gibi Sovyetler Birliği'ne yakın olan ülkelerinde merkezi olarak seçilmesi önemliydi 1950 açısından yani aslında 50'den buraya kadar getirdim. O yüzden hani 1950'lerdeki eğlence hayatı birazcık bu çerçevede şekilleniyor. Tabii Türkiye'nin kendine içkin dinamikleri de var bunda. Yani sadece bir şey Amerika'ya yüz dönmekten anladığım Türkiye'nin kendi dinamikleri yok demek değil. Yani bir Türk sanat müziği hikayesi var. Daha sonra açarız onu. 1960'larda birazcık hem dünyadaki anti Amerika şeyinin artması, gösterilerin artması. Daha sonra Vietnam Savaşı gelecek. İşte 68 kuşağının Amerika'daki eylemleri. O da haliyle Türkiye'yi etkileyecek. Bir de 60'lı yıllarda Türkiye'nin Kıbrıs'la olan ilişkilerinden olan problemler var. 64'te bunlar pasaport iptalleriyle Sonuçlanacak yani burada yaşayan Rumların pasaport itibarlarıyla it sonuçlanacak. O birazcık gerçekçilik akımıyla da, ya dünyayı kavuran gerçekçilik akımıyla da birleşecek. ve Türkiye'de kendine yine içkin bir gerçekçilik akımıyla müzik, edebiyat, işte tiyatro, sinema şekillenmeye e, başlayacak. 70'li yıllar birazcık içine kapanma dönemleri olarak algılıyorum, özellikle 74'te bu Amerika ile yaşanan e, gerilimler, işte haşhaş. E, ekim meselesi. Yine 74 Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki ambargo meselesi e, Türkiye'yi hayli İstanbul'u iyice içine kapatacak. Bu dönemde birazcık eğlence hayatında yavaş yavaş e, sönükleştiğini söylüyorum. E, aslında yani yaptığım röportajlardan ve okuduğum e, kitap ve gazetelerden çıkarttığım sonuç bu diyeyim. E, 80'ler zaten Türkiye'ye bir darbe yani ah, hepsinde darbemiz var. 60-70-80'de ama 80'de çok ciddi bir kırılma yaşayacağız ve neoliberal politikalara Direkt entegre olmaya başlayacağız. 80'den sonrası, özellikle 80'lerin ikinci yarısından sonra e, yavaş yavaş açılmaya başlayacak şehir. 89'da Sosyal Demokratlar seçimi kazanacak. Orada ciddi bir rahatlama başlayacak. Daha sonra işte Dala'nın yaptığı düzenlemeler, Beyoğlu'nun dönüştürülmeye başlanması, e, Güneydoğu meselesinin yani Kürt meselesinin hızlanarak e, e, yükselmesi, e, e, eğlence hayatını da haliyle doğrudan etkileyecek. İstanbul eğlence hayatıyla da ilintisi olduğunu e, düşünüyorum. O romantize edilen 90'lar hikayesinin de daha sonra üzerinde dururuz. E, birazcık ilintili olduğunu da düşünüyorum. Ondan sonra 2000'leri de e, 2002'den 2011'e kadar diyeyim e, İstanbul'un finans kapital olarak örgütlenmesi. Yani haliyle hep daha önce de öyleydi ama 2002'den sonra özellikle İstanbul ciddi bir finans merkezi olarak örgütlenmeye başladı ve kontrolsüz bir sermaye girişi olduğunu düşünüyorum. Bunun eğlence hayatını da ciddi anlamda tetiklediğini, işte konserden konsere koşuyorduk, tiyatrolar açıldı vesaire vesaire sağa sola koşturuyorduk. Ne kadar olumlu buluyorum bulmuyorum tartışılır. Ona da daha sonra değinirim. Ama 2000'leri birazcık böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani o finans kapitalin girmesiyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra da o finans kapitalin çıkışı ki Suriye Savaşı. Bunda ciddi etmenlerden bir tanesi olacak. 2011'de sandalye yasakları, 2013 Gezi derken darbe vesaire artık İstanbul Beyoğlu dağılacak ve İstanbul eğlence hayatı da birazcık sokaklardan evlere doğru yollanacak diyebilirim kabaca. Bu ya ellerden bugüne kadar kabaca bir dönemleme yaparsam ama şeyi de söyleyeyim. Kitabı da zaten öyle ön sözde açtım. Bunu derken işte 70'ler içe kapını 80'ler bile böyle büyük kategorizasyonlar yapmak istemiyorum dememin sebebi de aslında o. Kimle konuşsam en güzel gençlik, en dokunulmaz hayat herkesin o yaşadığı gençliği. Çünkü orada da fark ettiğimiz üzere hepimiz gençliğimizi arıyoruz. O yüzden herkesin gençliğine saygı ile demiştim. Onu bir daha söyleyeyim. Yani bu kadar büyük kategorizasyonların yanında. Ama biz 70'lerde çok eğleniyoruz, eğleniyorduk diyen de oldu. 90'lar böyle mükemmeldi diyenlere de yani tamam da en faili meçhullerden tutun. Terörün en ayyukta olduğu Dönemlerden bir tanesi falan gibi şeyler söylemek durumunda kalıyorum. O yüzden kategorizasyonları biraz hem dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki 10 yılda bir darbeleri de göz önünde olarak yaptığım eğlence hayatıyla ilgili türlü olarak diyeyim. Zaten meseleye nereden bakarsak bakalım madalyonun bir de öteki yüzü olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü hı hı. bu kadar parlak hikayelerin arka taraflarında muhakkak... Bir takım acı haddeler oluyor. 50'lerden 60'lardan bahsederken de işte buradaki Kıbrıs olayı, 6-7 deli olayları gibi birçok üzerine durması gereken de mesele var. Şimdi genel bir paranorma çizerken aslında aynı zamanda eğlence hayatının siyaset ile politik dinamiklerle ne derece ilintili ve ilişkili olduğunu da biraz ifade etmiş olduğunu, Türkiye politik anlamda, siyasi anlamda Ellerden bugüne birçok hatne atlattı, darbeler atlattı, askeri operasyonlar atlattı, ülke içerisinde veya ülke sınırları ötesinde birçok olaya, vakaya, savaşa müdahil olma durumu atlattı. Bu ve bunların hepsi olumlu veya olumsuz bir şekilde İstanbul'da da, Türkiye'de de eğlence hayatına ıı, muhakkak etki etti. Peki bu anlamda ki bunu burada şunu da belirtmek gerekir ki bu zaten aşağı yukarı bütün toplumlarda, bütün ülkelerde böyledir ki bizde de bu yeni bir mesele değil. Osmanlı'ya gittiğimi de işte Rus Harbi'ne baktığımda da, Kırım Harbi'ne baktığımda da, Trabzon Karp Cepheti'ne baktığımda da bunların aslında topluma, ülkeye etkilerinden töz etmek mümkün? Peki genel bir başlık etrafında da bunu değerlendirebiliriz, özel olarak da değerlendirebiliriz. Türkiye'deki e, siyasi meseleler, politik olaylar, eğlence kültürünü, eğlence hayatını ne derece ve nasıl etkilemiştir? Bahsettiğim Kırım Harbi çok önemli. Oraya kadar gitmeyeceğim kitabın çerçevesini hani de kalacağım ama 56'dan sonra İstanbul'a olan göçler haliyle eğlence hayatında da ciddi anlamda değişiklik yaratacak. İstanbul'daki zaten Beyoğlu 19. yüzyılın başında hareketlenmeye başladı ama ikinci yarısından itibaren daha da yani yapılaşmaya başlanacak. İşte yangınlar, 30 70 yangınları, tekrardan imar, işte elçilikler, sefaretlerin orada olması yeni bir hayat e, yaratacak. E işgal dönemi yine aynı şekilde yani İstanbul'un en eğlenceli zamanı herhalde işgal dönemidir. Bu işgal iyi oldu anlamına tabii gelmiyor. Onu demek istemiyorum ama yedici yan burada. Yani Amerikalılar gelmiş. Ee, i̇şte caz daha Amerika'da çıktığı anda gelmiş. Caz barı açılıyor şeyde. E, Stella. E, bugün Güney Restoran taraflarında. E, sonra Maxim açılacak. Aklınıza gelebilecek her şey geliyor. E, ya, politika ile vesaireyle doğrudan ilintili bir meseleden neticede bahsediyoruz. Yani 60 darbesinden Sonra 62 yılında Müzisyenler Sendikası işte çalan gruplardan bir tanesinin Türk olmasını e, şart koşuyor. Çünkü o güne kadar zaten müzik yapanların çoğu gayrimüslimler Ebu haliyle ile kademeli olarak şeyi de getiriyor beraberinde. Türkleşmeyi vesaire. Bir de hani böyle kategorizasyonlarda biz genellikle millet olarak da öyle anlıyoruz yani. Amerika'da biri böyle yaptığı zaman sanki burada bir, falan, öyle olmuyor yani. Buranın dinamikleri de var. Buranın kendine ilişkin dinamikleri var. Yani ne bileyim işte 60'ta darbe oluyor. Kıbrıs meselesi yüzünden ara geriliyor. 64'te pasaport iptalleri geliyor. İşte Müzisyenler Sendikası dediğim gibi e, Türk barındırma hikayesini çıkartıyor. E Ondan sonra altı Mikrofon vesaire düzenleniyor. Anadolu Pop diye bir şey. E, 65'lerden sonra karşımıza ki ismini daha sonra 70'te işte şey koyacak ama Taner Öngür koyacak ama böyle bir hikaye çıkıyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkmaz yani. Bu şey gibi oluyor. Yani Amerika Türkiye'de Anadolu Pop'u yarattı gibi bir sonuç çıkartmak mümkün değil ama Türkiye'nin kendine içkin dinamikleri, göç meselesi, Kıbrıs'ta olan problem, Amerika'nın kendi orta sınıfını bir daha örgütlerken yurt, kendi dışındaki ülkelere pazarlamaya çalıştığı kültür e, bir bakıma diğer ülkelerde de vücut buluyor. Bizde de buluyor. Her zaman buldu. Yani Ama bunu dediğim gibi bir şey hani e, birebir müdahale ederek vesaire değil de hem dünyadaki gelişmeler hem kendini bize içkin dinamiklerimiz belirli anlamlarda yeni bir kültürel yapılanma karşımıza çıkartıyor. 60 bunun net örneklerinden bir tanesi diyebilirim. E, 70'lerde gelecek büyük göç dalgası, sokaklardaki kaos, her yer Beyoğlu pavyonlara e, dönüşüyor. E Maddi kriz var. Gazinolar kapanmak durumunda kalıyor 70'li yılların sonlarında. E, büyük orkestrasyon bekleyemiyorsunuz. Bir tane ork koyun. E, başlıyorsunuz Ahmet Beyler de gelmişler taverna. Ondan sonra 80'li yıllarda tavernalar karşımıza çıkıyor vesaire vesaire. Yani politika neresine derseniz her yerinde 90'lı yıllara bakacak olursanız yani orada da ne derin devlet mi diyeyim, ne diyeyim? Onların çok müdahil olduğu bir hegemonya ile karşılaştık yani belirli bir dönem ki o da şeyle ilintili yani o Türkiye'deki savaş meselesiyle terör meselesiyle doğrudan ilintili oldu. Yani o yüzden direkt göbeğinde politika bu eğlence işlerini. Hem dünyadaki konjektürel durum hem Türkiye'nin kendisine içkin yaşadığı olaylar diyeyim. Bu sosyopolitik okumaları yaparken peki kitabın yöntemini nasıl belirlediniz? Mesela kimlerle görüşmeniz gerekti? Hı hı. Eğlence sektöründen kişilerin yanı sıra müzisyenlerin, şahsının yanı sıra kimlere kimlere gittiniz? Neler neler okudunuz? Yani bir kere bir gazete ve dergi taraması zaten oldukça fazla yapıldı. Onun haricinde de görüşmeler yaptığımız işte müzisyenler var, sinemacılar var, tiyatrocular var. Onun yanında ne bileyim bir bir gazinoda çalışan garson var, komi hı. var ya da eğlence mekanlarına giden birileri var. Aslında yani yola çıkarken şeyi düşünmedim ama kafam öyle çalışmıyor. daha daha çok bunun tüketim mi nasıldı ve nasıl eğlendik falan gibi bakacakken yine sosyopolitik dönüşümler vesaireler karşıma geldi. Çünkü işin içinde yani birazcık aslında nasıl eğleniyorduk? İstanbul zaten kitabın adı da. İstanbul eğleniyor. Nasıl eğleniyorduk diye yola çıkıp birazcık sosyopolitik meselelerle eğlence hayatımızın da nasıl şekillendiği gibi bir durumla aslında karşılaşmış olduk çünkü birbirinden ay ayıramıyorsunuz. Ayıramadım. Çal yani. çalışanlara nasıl ulaştınız mesela? Onlar da kilit nokta çünkü. Ya valla hem kendi network'ümüz, hem belediye network'ünü aslında kullanarak birazcık röportaj yapıp Çok fazla röportaj oldu yani. Evet kitabın arkası sayfalarca Hı -hı. dolu. Yani <laughs> yazarlar da var dediğim gibi. Yani genelde kendi network'ümüz ve belediyenin bize sağladığı aslında networklerle Hı -hı ilerlemeye çalıştık. Sadece şey hani e, bu işin üreticilerine gitmemeye çalıştık diyeyim. Çünkü o zaman şey kalacaktı. Tek e, bir hat üzerinde ilerlemek durumunda kalacaktık. Ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşmaya çalıştık o yüzden. O yüzden de aslında hani birazcık daha şey oldu. Yani aslında yazma zor oldu öyle söyleyeyim. Çünkü a, o bakış açılarını birleştirip bir şeyi de sentezlemeniz gerekiyor. O sentez yaparken biraz zorlandığımı söyleyebilirim kendi payıma. Peki şuradan da devam etmek istiyorum. Tabii ki bu eğlence hayatının bir de merkezi vardı ki Beyoğlu aşağı yukarı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kalan bir mirat ve bugün hala devam eden, etkisini gösteren bir yapılaşmanın merkezinde yer alıyor. Beyoğlu'ndaki bir eğlence hayatının da her aşağı yukarı 10 yılda bir ne derece değiştiğini aslında bu kitaptan da görebiliyorum. Birçok akademik çalışmadan veya Beyoğlu'ndaki hayatın izlerinden de anlayabiliyoruz sırf Beyoğlu'ndaki e, binaların tabelalarına bakmak, nerede ne olduğunu görmek de iyi. aslında bir de bu eğlence hayatına dair birçok şey söylüyor. Peki B e, Beyoğlu'nu İstanbul'da eğlence hayatının bu kadar merkezine yerleştiren ne veya yolunu alternatif olarak özellikle belki günümüzde bunu daha çok vurgulamak mümkün 2000'ler sonrasında e, alternatif olarak nereler ön plana çıkıyor? Buralarda ne tür bir eğlence hayatından ödedilebilir? Alternatif sorusunu 50'lerden ya da Osmanlı'dan bugüne mi alalım yoksa 2000'den sonra ne oldu gibi mi anlayayım? 50'lerden belki <laughs> almak yine daha doğru olacaktır hani daha genel bir çerçevede. Yani Osmanlı'nın yani Osmanlı'da kamusal alan dediğimiz şey ki 19. yüzyılın daha öncesinde zaten oldukça dar yani eğlence anlamında oldukça dar yani sünnet düğünü bayramlar olacaksa evlilik ki bunlar da öyle hani çok fazla hadi bayramı bir yene koyuyorum ama şeyler değil yani örnekleri olan toplantılar diye değil ne? yani işte 3. Mehmet'in sünnet düğünü bunlardan bahsedebiliriz. Oradaki alaylardan vesaire bahsedebiliriz. Kahvehanelerden daha sonra gelecek bozhanelerden meyhanelerden falan bahsedebiliriz ama Beyoğlu'nun özelliği nedir derseniz 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren özellikle batılı anlamda yeni bir şehirleşme ki yamalı bohça yani bir yamalı bohçanın kurulması çünkü aslında oraya yeni bir şehir inşa etmekle yola isteğiyle yola çıkılıyor para bitiyor. Para bitince bir yolu birazcık yamalı boğaça gibi kalıyor ama aklınıza gelebilecek bütün eğlence biçimleri, batılı eğlence biçimleri diyeyim beyoğlu'ndan hayatımıza geliyor. Sinemada öyle. Tiyatroda da öyle. Tiyatro öyle. direkler arasında var ama hani daha günü takip eden batılı anlamda heradından tiyatro, ya, tiyatro salonları. Işte yani birçok hani ilk sinema gösteriminden tutun işte hani tangoya, danslara, işte swing'e ya ilk bağlama sanatçısı maksimde eee çıkacak ve gösteri yapacak. Yani aklımıza gelebilecek her şey 19. yüzyılın ortalarından itibaren Beyoğlu'nda olacak. E bu eğlencelere katılanlar da ya elçiler, elçilerin eşleri daha üst sınıf haliyle olacaklar. Bizim direkler arası dediğimiz yani vezneciler tarafından daha klasik eğlencelerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani iki hat olduğunu söyleyebiliriz. Beyoğlu burada haliyle en önemli damar ve ülkenin politik gidişatına göre de e, yönü sürekli değişen bir yer Beyoğlu. O yüzden hani Çetin Altan şey diyor ya Türkiye lastik don gibidir, çekersin uzar, e, bırakırsın geri döner. Ben onu mikro düzeyde Beyoğlu için söyleyebilirim. Çünkü Beyoğlu politik e, duruma göre bir ileri gider, bir geri gider diyeyim yani. O yüzden hani Beyoğlu çok önemli. Batılı eğlencelerin girmesi anlamında çok önemli. E, bu caz yapma maz yapma denilen hikayelerin türemesi anlamında da önemli çünkü işte zenginler ona katılacak caz yapma diyecekler zenginlere vesaire gibi. Yani Beyoğlu eğlenceleri e, toplum tarafından ne kadar hoşnu ya bugün bile zaten da hala devam ediyor ama onun bir damarı olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişe dönüp baktığımızda Osmanlı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadığı serüvenler ne paralel olarak değil. Ben kitapların açılış bölümlerine konulan başlıkları çok merak ediyorum. Her zaman o gözle bakıyorum. E, kültürel öğütücü olarak İstanbul kitabın ilk iç başlığı. Hı hı. E, gözümde bunu görünce İstanbul dev bir kıyma makinesi gibi canlandı. Devasa bir metropol. Bununla Beyoğlu bitti mi tartışmasını birleştirerek sormak istiyorum. Hı hı. Ne kadarımızı öğüttü acaba İstanbul? Şimdi ben yani kişisel olarak. 1970'ten sonra İstanbul'un dönüştürme gücünü kaybettiğini düşünüyorum. iflas ettiğini düşünüyorum. İstibdat haddini aşıp bir köye dönüştüğünü düşünüyorum. Hem kamusal hizmetin ulaşması anlamında hem şehir anlamında İstanbul'un bunu kaybettiğini düşünüyorum. Ama İstanbul çok önemli çünkü imparatorluk başkentleri özellikle bütün sermaye türlerinin yoğunlaştığı yerler oluyorlar. Yani kültürel, ekonomik ve sosyal sermayeler imparatorluk başkentlerinde birleşir, birikirler. Yani o yüzden İstanbul geleni dönüştürür ve kendisine benzetir. Ya bir romantizm çıkartmıyorum buradan. Çünkü 16. Hmm. 17. yüzyıla gidin yine Arnavut ciğerci, yine Kürt vesaire göreceksiniz. Ama şehrin kendi şeyi var. Yani zaten kitabı da o yüzden öyle açtım. Yani şehir kendisine geleni dönüştürüyor, benzetiyor ve bir İstanbul hayatı ortaya çıkartıyor. Bunda dediğim gibi zaten şeyden romantizmden çok hoşlanan birisi değilim. Ee, bu anlamda bir romantik anlamda da söylemiyorum. Ama bu özelliği 1970'lere gelindiğinde artık İstanbul'un Kalmıyor. Yani o kıyma makinesinden çok öğütme derken geleni benzetip kendi içerisinde bir şey yaratma aslında. Kültürel öğütücüden kastım. Yoksa şey değil yani sıradanlaştı bir torna tesviyeye sokup aynı hizada e, insan çıkartan bir yer değil. Sadece çeşitliliğiyle, çok katmanlılığıyla e, önemli bir başkent. Yani dünyanın en önemli başkentlerinden bir tanesi ve herhalde bir kültürel yaşam var. Eğlence de bunun en önemli ayaklarından haliyle. Bir tanesi ben bunun 70'lere kadar sürdüğünü ve 70 sonra yani sembolize edeceksek belki bir 64'e götürüp artık Rumların tamamen gitmesiyle birlikte eğlence hayatının tamamen Türkleştiğini söyleyebiliriz ama 70'lerde İstanbul'un iflas ettiğini açıkçası düşünüyorum. Yani o dönüştürme misyonunu da kaybettiğini düşünüyorum. Şeyden de belki izleyebiliriz bilmiyorum yani İbrahim Tatlıses filmlerine bakarsanız 70 sonları 80 başı diyelim hep İstanbul Türkçesi dublajıyla konuşurken ondan sonra o dublajlar ortadan birden kalkıyor ve kendi, şey, ya bunda da şey anlamında söylemiyorum yani. Durum tespit anlamında iyi kötü vesaire bir şey dediğim yok ama sadece durum bu. Artık bir İstanbulluluk'tan bahsedemiyoruz. Bugüne gelecek olursanız Beyoğlu üzerinde ya 2000 ve sonrası diye belki açabilirim dediğinizi. Çünkü dediğim gibi 2000 yani aslında belki şöyle yapmakta da daha faydalı. Ya 1980'den de darbeden sonra Büyük bir kesim cezaevine girdi ülkede. E, ve kimlik politikaları dünyanın her yerinde daha fazla görünür olmaya başladılar. Bu da önemli değişimlerden bir tanesi. Çünkü ben hani e, kızdırmayayım çok insanı ama 1980'lerden önce kimlik politikalarının da sınıfsal politika içerisinde yürüdüğünü düşünüyorum. 1980'lerden sonra kimlikler daha fazla öne çıktı. Bunlardan niye bahsediyorum? Çünkü bizim özgün müzik dediğimiz ya da türkü barların açılma süreci birazcık buna da paralel gitti. Hem kimlik politikalarının birazcık Öne çıkmasıyla oldu. Birazcık da şeyle yani ciddi bir kesim cezaevindeydi. Sonra çıkıldı. Varoşlara kamusal hizmet götürülmedi. İşte Ahmet Kaya o fenomenlerden bir tanesidir. Yani o dönemin yarattığı önemli isimlerden bir tanesidir. E 1989'da dediğim gibi sosyal demokratlar kazandığında birazcık daha o özaldan sonraki neoliberal politikalardan ve şey döneminden sonra biraz daha rahatladı. yolundaki o pavyonlar, 70'lerden kalan 80'lere devrolan pavyonlar yavaş yavaş dönüştürülmeye başladılar. Ee, Rakbarlara e, dönüştü bunların birçoğu. İşte Kemancı, Galata Köprüsü yıkılınca yukarı doğru çıktı. Ee, işte Haydardır vesairedir diğerleri açılmaya başladı. İşte birhanelerin arasından geçen uzun saçlı, siyah giyimli erkekler, işte mini etekli kızlar falan. Ee, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir dönem Akmar falan Kadıköy özelinde işte satanist ayinleri vesaire gibi her gün basının gündemindeydi. Yani onlarla bir dönem cebelleştik. Doğru 90'larla itibaren dönüştürülmeye başladığı zaman mekanlar görece bir rahatlama yaşandı. O kemancı başta olmak üzere 90'lardaki o çılgın eğlenceyi birazcık şeyle de okumak gerekiyor. Yani o görece rahatlama doğuda problem artarken İstanbul'da birazcık görece rahatlama yaşanıyordu. Bunun aslında birazcık şey olduğu söylenebilir mi bilmiyorum yani. Orayı yani birazcık da Kamusal alanı rahatlatmak için böyle bir dönüşüm. yaşandığı bir ileri sürebilir miyim? Ya yani tartışılır. Yani ucu aç plastik bir, şey. bir gündem miydi peki? Satanist gündemi vesaire. Çünkü Satanist... benim çocukluğumda televizyonlarda epeyce olan bir şeydi böyle. Tuhaf bir algı yani ne kadar yoğunluk ki gençler arasında. Yani Engin adı için çok sert bir yazısı vardır. Onunla ilgili zaten onu kitapta da yazdım. Yani aslında plastik miydi bilmiyorum ama çok yani yabancıydı diyeyim yani. Yabancı geldi ve bir anlamda şey kabul de edilmedi. Bir anlamda ne oluyor falana gidildi. Çünkü hani ben şimdi küpe takıyorum ama bu yaşta ben taktığımda babam da hani kendi demokrat falan bir adamdır ama ya ne oluyoruz falan oldu. Yani biz 20-30 yıl önce bu kadar şey değildik yani netice itibariyle. O kadar da demokrat değildik. O, o, o kadar da hani hikaye değildi o yüzden biraz... Plastik gündemlik ve magazinel bir yanı var o işin Hı. ama bir yandan da şey var tabii yani. Yani o, ana habere çıkacak kadar gençler arasında trend olmuş bir şey. Şu an mesela gençler arasında deizm tartışılıyor Hı. ama ciddi bir akım var diye algılıyorum. Fakat o zaman hakikaten satanizm diye bir ciddi var damar var mıydı yoksa çok Yok daha canım. yani o, o, o açıdan plastik Yok mi diye sordum. O, tamam, çünkü... Satanizm ya tamamen plastik. O evet. basın gündem oluyor. Evet, evet. Ona göre bir şey yapıyor. Çünkü Siyah Far diye bir şey çıkmıştı ilk defa o zamanlar. Ben Siyah Far'ı kozmetikçi de gördüğümde bile tüylerim diken diken olmuştu. Koşullanmayla öğreniyoruz ya Hı -hı. bir şeyleri. Ana haber bültenlerinde bu kadar magazinel yönüyle böyle korkunç şeylerle ne deniyor ona? Kurgularla böyle arkaya korkutucu müziklerle falan verildikçe hakikaten bende bir çocuk olarak tepki yaratmıştı. Yaratır. Pentagramın şeytan bunun neresinde? Hani <laughs> o albüm kapağı ona aslında şey evet, yani güzel biraz bir önderme yapılarak evet. yapan bir şeydir ama 89'da hani büyük barlar işte gay barlar da dahil olmak üzere çaplını e, açacağı. Yani gerçekten Taksim'de yeni bir yani Beyoğlu'nda yeni bir hayatın başladığını söyleyebiliriz. Yani İstiklal Caddesi dönüştürülüyor. Ya trafiğine ya yani şey trafiğine, araç trafiğine kapatılıyor. Mekanlar değişmeye başlıyor. işte Taksim Meydan Taksim Night Park e, açılıyor. Çok uzun süreli olmuyor bunlar ama yani ciddi anlamda bir şehirde e, değişim var. 90'lı yıllarla beraber. O yüzden hani özellikle 70'ler binmiş. 80'lerin ilk yarısı zaten hani e, zor geçmiş. 80'lerin ikinci yarısına itibaren tedirgin olarak açılmaya başlamışız. Vatkalar falan. McDonald's gelmiş. Meksika restoranlarında millet gidiyor. Adını söyleyemediği mekanlarda yemek sipariş ediyor falan. Sanki çok biliyorduk falan gibilerinden. E, onlar olurken 90'lar ciddi bir açılmayla gelince onun şey olması normal diye karşılıyorum. Yani İnsanların hafızasında ciddi yer 90'lı yılların normal olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bir açılma yaşandı. 2000 yani sadece Beyoğlu merkezde değil yani Paşa açıldı ilk şeyde. Ondan sonra Boğaz attı. Yavaş yavaş açılmaya başlandı. Etiler'de daha sonra eller havaya olacak eğlence biçimleri ortaya çıktı vesaire vesaire. Yani Beyoğlu tabii ki merkez ama onun dışında şehir ciddi anlamda Eğlence anlamında açılmaya başladı 90'lı yıllardan bir. Akışı bozmuyorsam arada bir şey söylemek istiyorum. 90'lı yıllarda derin devletten bahsettiniz ya Levent Bey. Aslında belki bir kara para aklama metodu olarak uyuşturucunun da ülkeye çok fazla girmesi, mekanları belli başlı yerlerin haraç keserek elinde barındırması, kadına olan şiddet yani neydi onun asolist... Kültürün mü başlamıştı? Kültür daha, mı daha, daha öncesinden mi? var. Ama o dediğiniz kara para Dayak aklım, sponsorluk bu meseleleri. değil mi? Büyük Birçok... organizasyonlar büyük sponsorlarla yapılıyorlar. O büyük sponsorların bir kısmı da şimdi beni burada <laughs> sniper'la indirtmeyin yani şey çıkışında ama birazcık öyle. Yani kara paranın mafyalaşmanın birazcık kendisini aklamasının şeyi de büyük sponsorluklar oldular diyebiliriz. İstanbul'da kesinlikle haklısınız onda yani öyle yürüdü çünkü 90'lı yıllarda özellikle. Zaten derin devletle demetlerinin en çok ödeşleştiği konulardan biri de bu aslında. Devletin mafya yapılaşmalarıyla ödeşleşmesi, işbirliği kurması, bunun paranın bir şekilde aktarılması için aracı olarak kullanılması. Hı hı. Benim hatta bir başka üzerine durmak dediğim mesele de e, İstanbul'daki eğlence hayatının aslında İstanbul'un göç alma metnetiyle ne derece ilintili olduğu konusu. Hı hı. Çünkü İstanbul tarihin hemen her döneminde çeşitli göç dalgalarıyla kimliği değişmiş bir şehir. Hı hı. Ee, özellikle bunu eğlence hayatında da görmek mümkün. Ellerden buna bakacak olursak zaten Demokrat Parti'nin gelmediği köyden kente göç. göçün ve teş bu teşviğin altında artırılması. İstanbul gibi çeşitli şehirlerin altında sanayi için, fabrikalaşma için bir tür merkez olarak e, benimsenmesi. 2000'lerde bunun yine finans üzerinden okumak da hı hı. mümkün. Ee, bu aslında İstanbul'daki, buna belki işte Güneydoğu'daki terör olayları, oradan kaçan insanların gelmesi gibi her dönem farklı bir şekilde yaklaşmak mümkün. Hı. Peki e, tabii ki bu insanlar da İstanbul'u göç ederken kendi eğlence hayatlarını, kendi kültürel hayatlarını, kendi gündelik hayatlarını İstanbul'a getiriyor. Peki İstanbul'daki bu eğlence hayatının bu kadar sık değişmesi içerisinde bu göç hareketlerinin ne derece etkisi var ve mesela bunlar arasında çarpıcı örnekler var mı? Bütün her şeyi bir anda değiştirecek kadar. Yani arabesk dediğimiz bir <laughs> olgu var zaten yani başlı başına bu hikayenin hmm. en önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Yani ciddi anlamda bir göç geliyor. Ya 50'lerde başlayacak aslında. Ee, ama yani 70'lerde artık ya 59 yılında tam 900 bin İstanbul, 73-74'lerde geldiğimizde 3,5-4 milyon bu şehir. Bugün bu şehir 20 milyon. Şimdi siz hangi kültürel kodu veya neyi yani koruyabilirsiniz ya da bu şehir artık neyi dönüştürebilir kendi içinde? Yeni, yani eritecek ondan bir şey yaratacak. Bunun bir mümkünatı yok. Bu 70'lerde de dediğiniz gibi bu göç geldiğinde en itibariyle e, şehri adapte, hep şehri adapte olamayanlar vesaire üzerinden ulaşmaya çalışanlar onun yarattığı umutsuzluk vesaire gibi okuyoruz. Bir anlamıyla doğru. E, bir anlamıyla da şehirli olan şehirde okuyan adamın da yaptığı bitirdiği bölümü okuyamaması e, yaptığı işte devam edememesi onun yaşadığı kişi, kişilik parçalanması gibi bir durum var. Murat Belge onunla ilgili bir e güzel makale yazmıştı aslında arabeskle ilgili. Orada tamamen katılıyorum. Yani bu ikili bir şey. Hem burada olan aslında, hani İstanbul geleni kendine benzetirken gelen bir şekilde ne oldum diyor. Olan da gidiyor 70'lerden sonra. Çünkü acayip bir şey durum. Hani garip bir durumla karşılaşıyoruz. Arabesk meselesinde aslında bu bir durumdur. O durum üzerinden okumak e, gerekli diye düşünüyorum. Ona da iyi kötü gibi yaklaşmamak. Hı. Yani, yani öyle yaklaş hiçbir şey öyle yaklaşamıyorum ama yani durum bu şehir isimler adını açmış. Kontrolsüz bir göç var. Kamusal hizmet hemen hemen hiç gitmiyor. Amerika ile sıkıntı yaşamışsınız. Ambargo yemişsiniz. Para yok. Sokak çatışmaları ayuka çıkmış. Güvenlik problemleri var. E bir anlamda üniversite bitirenlerin yapabileceği bir şey yok. Kamusal alan daraldıkça daralmış. E bundan da arabesk diye karşılıklı bir şey çıkıyor. Yani hem şehirde yaşayanların hem de şehire gelip adapte olmayan, olmaya çalışanların yarattığı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bu şehire de yazık yani. Bu şehir bunu Hiçbir şeyi kaldıramıyor zaten de o öğütme ya da ne diyeyim yeni bir kültürel e, dönüştürme aygıtı artık değil İstanbul Arabesk'le beraber yani Arabesk diyeyim 70'ler ve sonrasında diyeyim. Un kapanı mesela vardı değil mi Türkücüler Arabesk'in yanı sıra Türküler da bahsettiniz. Şansını aramaya çalışan Anadolu'dan evet, gelen evet. şarkıcıların yolunun evet. çoğunun düştüğü yer doğru yani İmeçe yani çok filmlerde vesaire de görüyoruz yani sembollerinden aslında bir tanesi herhalde ama hani onu da hani kent soyluluk ve köylülük mücadelesi vesaire ya da e, işte kebap geldi İstanbul bozuldu gibilerinden değil de o karşılıklı olarak şehrin istibat haddini aşması ve dönüştürme gücünü kaybetmesiyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Eğlencede de haliyle e, bu kendisini bulacak. İşte Şehir döneminde işgal döneminde İtalyan mafyası var Beyoğlu'nda. E, daha sonra bahsettiğimiz dönemde Karadeniz mafyası daha sonra da Kürt mafyası Beyoğlu'nda olacak. Şu anda? Bu, şu anda <laughs> Ya şu anda belirli bir şeyden bahsetmemiz herhalde güç. Daha yani. saçak şeklinde mi? Ya acaba? Herhalde öyle. Yani direkt olarak eskisi gibi bir böyle bir kategorize etmemiz herhalde zor diye düşünüyorum. Vardır Değil. illaki de. Şu metrede değmek istiyorum. Az önce 2010'lara kadar ki gelen süreçten bahsetmiş. 2010'lu yıllar itibariyle artık bir finans marketinin ve paranın İstanbul'dan çıkış süreci var. Hı hı. Bu tabii ki İstanbul'daki eğlence hayatını da Belki teknik değiştiriyor, belki fakirleştiriyor, belki kimliğini biraz değiştiriyor. Son olarak belki bu 2010'larla beraber bu dönüşüm ve bu kırılma nasıl meydana geldi? Ve bu paranın çıkışı ile beraber eğlence hayatı nasıl şekillendi? Ve belki biraz da geleceğe referans olması bakımından nasıl bir şekillenme bekliyorsunuz? Geleceğe referans olması bakımından şöyle düşünüyorum. Biz oradan çıkıp oraya koşturup eğlence peşinde koşuyorduk. Beyoğlu'nda yer yoktu. Tünel tekrar patlıyordu falan. Bir sürü şey, işte tiyatrolar, bu in your face akımı. Türkiye'ye gelmişti. Bir sürü. Işte Mısır Apartmanı, Dot'ta inanılmıyorsam. Diğerleri üst üste tiyatroda açılmıştı. Beyoğlu Ciddi bir çekim merkezi tekrar olmuştu. Çok güzel ama orada da bir problem var. Kontrol, sermaye. Açılmayı sadece sermayeyi bırakırsanız orada işi bittiği zaman sermaye çıkar. Zaten çıktı da. Biz hep dediğim gibi en baştan beri hep şey yok yani. Bizim kafamız öyle çalışıyor. Yani işte ben Amerika'yım o zaman 3. Köprü yapmayın falan gibi. Amerika'nın çok derdi senin 3. Köprü yapman ya da eğlence hayatını bilmem neyi sürüklemen. Öyle olmuyor yani. Ben sana para vereyim de. Ama sermaye para varsa giriyor. Para kazanılacak yer varsa orayı kendisine göre şekilleniyor ki 2010'larda, 2010'lara kadar öyle oldu. 2011'e kadar. Öyle gitti hikaye. E ondan sonra ben Beyoğlu'nda bir dükkanın 350 bin euro kira verdiğini biliyorum. E, Giyim firmasının. E, buradaki eğlence mekanları yavaş yavaş bunu kaldıramamaya başladılar. Suriye savaşından sonra Türkiye'nin politik durumu değişti para çıktı. Amerika'nın Fed'in politikası değişti. Yani bu ülkelere yapılacak yardım artık yapılmamaya başlandı. E, Türkiye de haliyle dımdızlak kaldı. E, böyle olunca para kazanamadığı yerden Beyoğlu, Beyoğlu başta olmak üzere sermaye çekil. E, zaten kontrolsüz girmişti. E, kontrolsüz de çıktı. Siz şimdi Soho'da, Londra'da ya da e, Roma'da e, şey yapabiliyor musunuz? Yani ben parayı veriyorum ve olduğu gibi bütün eğlence hayatını kendi eksenimde değiştirmeye çalışıyorum diye bir şey yapabiliyor musunuz? Yapamazsınız yani i̇ki iki de yapamazsınız. E burada öyle olmuyor ama. O zaman da ne oluyor? Bizim hep hatıralarımızda ya ne hızlıydık. Evet hızlıydık da işte bedeli oldu. Çünkü çok kontrolsüzdü. Her şey o zaman da çok kontrolsüzdü. Şimdi de nargile ya. Bir nargile house yani Beyoğlu. Tabii ki değişecektir. Ama bu değişimin nasıl olacağını ben önemsiyorum. Yine kontrolsüz bir şekilde sermaye girişi, a eğlenelim çılgınca falan. E ondan sonra yine aynı şey yaşanacaksa hiç yaşanmasın daha iyi diyeyim. Çünkü aynı hikaye. Birazcık kontrolün olması taraftarıyım özellikle böyle e, tarihsel eğlence alanlarında. Bu yasakçı bir adam kesinlikle değilim burada yanlış anlaşılmasın ama bu kadar kontrolsüz piyasaya açılma e, ciddi anlamda problematik yaratıyor. Yaşadık yani birebir yaşadık çünkü. 2009'da e, şey geldi e, nedir adı kapalı yerlerde sigara içme yes, yasaklandı. Evet. O zaman Beyoğlu dışarı taştı her yer taştı en çok Beyoğlu taştı haliyle. O da kontrolsüzdü çünkü oradaki meskün mahal, alttaki Galata falan mahvoldu. Alttaki mekanlar mahvoldu. E 2011'de bu sefer sandalye masa toplama hikayesi geldi. E sandalye toplanınca bu sefer alttaki meyhaneler üst katlara çıkmaya başladılar. Ya da eğlence mekanları yavaş yavaş para yüzünden çekilmeye başlandı. 2013'te zaten gezi daha sonra patlamalar üst üste. Beyoğlu darma duman oldu. Artık Beyoğlu bir çekim merkezi olmaktan 2013 ya yani 2011'de başladı süreç. 2013 ve 2016'da zaten artık tamamen bitti. Bir de tabi şeyi de göz ardı etmeyelim. Ee, sosyal medya dediğimiz hikayenin ya da bu işte Netflix'tir vesairedir bu hikayelerin de çıkmasını göz önünde bulunduralım. Çünkü bir film festivali vesaire vardı. Oraya gidiyorduk, buluşuyorduk, iki laf ediyorduk. Ama onlar artık yavaş yavaş bu şeyin de devreye girmesiyle dev ekranların vesaire bizi de eve çekmeye başladı. Ebe yolu dağılınca e, lokal yerlerde insanlar meyhanelere gitmeye, eğlence yerlerine gitmeye başladı. İşte Şehirde Dastas var. Bir sürü tiyatro var. Ee, yine Beyoğlu'nda var. Devam ediyor ama diğer lokal yerlere de dağıldı bunlar. E, meyhaneler, mahalle meyhanelerine e, dağıldı. E, HLKB'si bugün bir tek çıktığı yerde yok. Beyoğlu'nda yok yani. Ben de tam tiyatrolarda bıraktınız Levent Bey. Oradan devam ed edeyim ve son soruyu sorarak Hı -hı. daha sonra programın noktalam <laughs> noktalamış olalım. 2000'ler ve alternatif tiyatrolar bir nevi Netflix başlıklı bir bölümünüz var. Hı hı. E, bunu biraz açın istiyorum. Ben de e, profesyonel olarak tiyatrolarla ilgilendiğim için, iletişim danışmanlığı yaptığım için özellikle ilgimi çekiyor. Bir de Abdullah'la beraber hazırlayıp sunduğumuz iki arada başlıklı bir programımız var. Şu anda bağımsız tiyatrolarda gösterilen e, oyunların yönetmenleri ve oyuncularıyla birlikte söyleşiler hı hı. yapıyoruz. Ve bunu önemsiyoruz ama söylediğiniz şey de çok net hissediyoruz. Çünkü bağımsız Tiyatrolar hayatta kalma çabası çok veriyor söylüyor. ve kamusallıklarını tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Bu anlamda Soho örneği çok güzeldi mesela eğlence hayatında. E, çılgınca bir parayla girip oradan ama canın istemediğinde de çekilmek söz konusu olmaz. Çünkü oranın dokusu var. Oraya adapte olmak zaman alır meselesindeki gibi. Tiyatrolarda da 2013'e kadar bir görünüm var. 2013 sonrası başka bir görünüm var. Hı -hı. Buradaki mukayesele olarak manzaranın ne söylüyor bize? Yani açıkçası bu halde benden daha çok içindesiniz bu bahsettiklerinizden yola çıkarak söylüyorum ama tiyatrolar üzerinde zaten bunlar küçük kendi kendilerini döndürebilen mekanlardı ve çok fazla alternatif vardı bir dönem. Beyoğlu ve Kadıköy'de de vardı ama Beyoğlu merkez olmak üzere ve Beyoğlu'nda ciddi bir yoğunluk vardı. Yani bir tiyatrodan bir aslında bir nevi Netflix dememin sebebi hı hı. bir tiyatroya gidebiliyordunuz ya yani çok fazla seçeneğiniz vardı. Tiyatro anlamında da seçeneğiniz vardı çıkışta da işte arkadaşlarınızla gidip iki bira içip ya yani ondan sonra da bir konsere gidip yani hı. evinize dönebiliyordunuz. E şimdi kiralar yükseldi. Beyoğlu'nun zaten sosyo kültürel yapısı ciddi anlamda değişti. Biz buluşmak için artık Beyoğlu'nda randevuleşmiyoruz. Beyoğlu Öyle mi hakikaten? Çünkü biz hala Beyoğlu'ndayız yani. Ben, biz hep Beyoğlu'ndayız. E, ben, <laughs> ben de hep. Ben de Beyoğlu'ndayım. Çok anlamıyorum bu kısmını gerçekten tartışmaya açmak istiyorum. Hı. Beyoğlu bitti mi? Bitti. Yani bitti ne anlamda bitti? Hani, buluşmuyor muyuz Beyoğlu'nda? Ben Beyoğlu'nda buluşuyorum ama ben hani şey geçen bir yerde de dedim yani Beyoğlu'nu bırakmayın diye çünkü o şeydir hani Beyoğlu'ndan taşmalar Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Ne fiziksel olarak ne tarihsel olarak öyle bir güçleri yok mekanların. Bir de şunu eklemek <laughs> lazım ki Beyoğlu eve yakın. <laughs> ya evet her yerden bir şekilde gelebildiğiniz bir yer ama Kadıköy ve Beşiktaş işte zaten taşıyamıyor. Ya da lokal yerlerde taşıyamıyor ama evet ben de hep Beyoğlu'ndayım. Yani bugün daha işte okuldan çıktım Beyoğlu'na uğradım vesaire yani her gün. İstanbul'da olduğum ve 7 günün 5 günü bir şekilde Beyoğlu'nda. Evet çünkü Beyoğlu bitti diyen insanlar diyorum ki ben hep oradayım siz de gelin. Ama o bizim o bizim <laughs> daha o, sermaye o, o, o bizimle akışı ile ilgili. Çünkü evet. siz de işte sanat vesaire işleriyle ilgileniyorsunuz. O hala bir şekilde Beyoğlu'nda e, varlığını sürdürüyor ama buluşmak için merkez olma eee hüviyetini kaybetti Beyoğlu. Yani ne tiyatro için tam var işte AKM yeniden yapıldı, gidiliyor, ediliyor vesaire ama o eskisi gibi değil hikaye. Kimse gitme. Ben kimle konuşsam mesela ben şimdi tam tersini söyleyeceğim. Akaya Beyoğlu'nda ne yapıyorsun? Hala Beyoğlu'na nasıl gidiyorsun? Gerçekten. Aa, tabii çok fazla yani. Hemen hemen konuştuğum insanların %90'ından bu cevapları alıyorum. Ama değişecektir. Yine değişecektir yani. O Taksim Meydanı o halinden çıktığı zaman yine Beyoğlu değişecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi nasıl olur? O çok uzun bir şey. Hani tartışma. Bir de yaşanan bu teknolojik gelişmeleri de hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum onunla ilgili olarak. Ama Beyoğlu neyi kastettiniz? Yani. Ya bu sinema dediğimiz şey vesaire yani ha, o ekranlar. çok önemli bir motordu yani. Hani e, hiç, sinema <laughs> günleri tamam zaten öyleydi ama onun haricinde de Beyoğlu'na sinemaya gitmek, bir şey içmek, çiçek, yani İmroz gitti şeyde yani bir sürü Yakup şım, Refik zaten vefat ettikten sonra götüremedi. Yani bir sürü mekan e, zaten gitti. Onun haricinde bir çekim merkezi değil artık. Ama olacak 70'lerde de değildi bir şekilde. Bugün de değil. bundan sonra olacaktır. Tabii şey diyebilirsiniz yani. Şunu deseniz olabilir. Bizim için değildi hala bir sürü insan var yani Beyoğlu'na giden. Onlar da eskiden bizim için değildi. Şimdi güzel nargile içiyoruz. baştan aşağı nargile house diyebilirler. Ona da pek bir şey diyemem ama. Bir de çatı katlarında gerçekleşen lazer show'lu çılgın gece, gece kulüpleri var. Önünde hanıtçılar bekliyor. Evet. Gelin 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 yapıyorlar. O da ayrı mesele. Ben şey profesyonel de yapıyorum gelen müşterilerine diyorum sakın yani. Kendinizi bazen, orada bulmayın sakın. Evet çünkü bazen hepsi için değil ama bazılarından yani çocuklar insanları böyle 5000 dolarlık yapıp ya. Yani. Hani dediğim gibi ama bence de çekim benim için hala çekim merkezi. Çünkü Kadıköy-Beşiktaş'ta hani onu o atmosferi bulamıyorum yani. O 200 yılda oluşmuş bir hikayeden bahsediyoruz Beyoğlu derken. Ciddi bir sermaye birikimi var. Yani Beyoğlu'nun yarattığı ciddi bir sermaye birikimi var. Bir de fiziksel olarak da kapasitesi daha yüksek uzun bir caddeden bahsediyoruz. Her sokak yine geniş caddelere açılıyor. Şey bunu çekemiyor. Kadıköy ve Beşiktaş bu yükü kaldı çeker, kaldıramıyorlar mi? yani. Öyle bir güçleri yok fiziksel olarak. Bir daha hani gidin bir mekan bulun. Hani 150 yıllık bir mekan bulmak, 100 yıllık bir mekan bulmak hayli zor oralara gittiğiniz zaman. Mimari olarak sundukları da çok, çok başka tabii ki. Ya burada da bir Kadıköy'ü sevmiyorum, Beşiktaş'ı sevmiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Öyle bir sonuç çıkmasın ama bir Beyoğlu başka bir şey. Yani özellikle eğlencenin dinamosu olması hmm. anlamında bambaşka bir şey. Ya Bugünkü gençler maalesef onu şu anda yaşayamıyorlar. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Bizi kırmadınız. Rica ederim. Ne Geldin. demek. Ben teşekkür ederim çağırdığınız Bu için. Bu konu çok konuşulacak bir konu. Çok ilginç şeyler söylüyorsunuz zaten. Tempolu tempolu güzel bir program oldu. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Görüşmek üzere. Çok için. teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. İstanbul hepimizin e, girişiminin sunduğu şehir hepimizin programının sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.